27. Frontend Daily dersine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde tasarlayacağımız, yani daha doğrusu kodlayacağımız tasarım bu. Bunu seçmemdeki aslında en büyük olay şuydu. Şuradaki handikapı JavaScript'te birlikte yazmak istedim. <laughs> bir de buradaki form elemanını da yine farklı bir şekilde özelleştirebiliriz belki diye düşündüm o yüzden. Şimdi bu Frontend Daily derslerini, Frontend Daily derslerini bazen soruyorsunuz işte çekecek misin, devam edecek misin diye. E, açıkçası tasarım bulmakta zorlanıyorum UI Design Daily'de de hep benzer tasarımlar var o yüzden e, sizin de bana gönderebileceğiniz tasarımlar olursa onlar üzerinden devam edebiliriz e, devam edip etmeyeceğimize siz karar verirsiniz arkadaşlar yorumlarda haberiniz olsun Şimdi böyle bir tasarım yapacağız ufak bir sıfırlama yaptık sadece hazır zaten mulish fontunu kullanıyoruz tasarımlarda daha önceki derslerden hatırlarsınız Gelin sırayla oluşturalım. İlk komponentimiz şu basit komponentle e, bunu bir aradan çıkartalım. Sonra bunu yapalım. En sonda şu etiketleme kısmını, tax input dediğimiz şeyi nasıl yapabiliriz ona bakarız. Şimdi bu arkadaşımızın tabii ki shadow'u varmış. Genişliği 373'müş. Dolayısıyla komponent e, ne diyelim biz buna? Biz buna direkt komponent 1-2 diye adlandırıp geçelim arkadaşlar. Şuradaki bütün arkadaşlar muhtemelen CSS'leri aynı olacağı için o yüzden şöyle yapalım. Komponent diyorum. Komponent 1 olsun. H3'lerimiz ortak olacak. Muhtemelen komponentlerimizin kendisi de ortak olacak bu arada. Özellikle padding 50'ye 50. Buna bakalım. 50'ye 50. 50'ye 50, 50, 50. Yani o zaman şunu yapabilirim arkadaşlar. Komponentimin kendisinin arka planı beyaz olsun diyorum. Bu arada şu arka plan rengimizi bir alalım önce. Body'mize verelim. Ve bunu nereden çalıştıracağız şimdi değil mi? Herhangi bir yerde çalıştırmadık. O yüzden open 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 <laughs> ne ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şu an bu şekilde gözüküyor sevgili arkadaşlar. Yapacağımız şey ne? Bir kere komponent 1'in kendisine 373 piksel diyelim. Yani şöyle birin kendisine width 373 piksel diyorum ve bu arkadaşı kısıtlıyorum burada olduğu gibi. Vadim'e de şöyle bir padding 60 piksel falan verin görebileyim en azından. Tamam bu arkadaşı kısıtladıktan sonra padding'im 50 piksel olacak iç boşluğum doğal olarak. Bir de radyuslarına bakalım şu arkadaşların 10 pikselmiş. Genel olarak komponentin kendisine 10 piksel veriyorum. Şu an bu şekilde. Bir de bunun shadow'u var. Shadow'umuzu şöyle bir alalım kodunu. %29'muş. Box shadow 0 RGB diyelim. Şunun 29'u Şimdi şeye bir bakalım. X soldan 0, yukarıdan 20 piksel dedik. Blur'um 20 pikselmiş. Yok 25 pikselmiş. Dağılması da eksi 15 piksel imiş. Bakalım hemen. Evet gördüğünüz gibi tasarımdaki şu görünümü yakaladık arkadaşlar. Şimdi şu arkadaşa bir bakalım. Font size bu normalde bold tahminimce. Ama ben bende font yüklü olmadığı için sanırım göremiyorum ben şu an. Niye ise? Ha şurada ha neymiş bu? IBM Plex Sans. Bir dakika IBM lan IBM lan <laughs> niye yazamadım? Plex Sans. Bu da Google fontu doğru. O zaman fontumuz IBM Plex Sans'mış bu sefer. Bu arkadaşa alalım. Yani burada Mesela bu e, ne olduğunu görebiliyor muyuz? IBM Black Sans Bolt'muş. Yani o zaman Light Might gördüğüm kadarıyla yok. Sadece Regular versiyonunu bir de Bolt versiyonunu alalım arkadaşlar. Burada var mı mesela? Medium varmış. Bunlar Medium. Bu da mı Medium? Bu da Medium. Regular yokmuş ama neyse. Bir de Medium'unu alalım o zaman. Bolt, Regular, Medium. Bunu alalım ve şuradan Import deyip şu arkadaşı alacağım. Gelip böyle Kodlarım da şuraya. Bunun yerine IBM Plex Sans'ı dahil edeceğim. Evet tamam İçerisindeki H3'ümüzün bir kere Bolt olduğunu anladık. Peki boyutu ne? 20 piksel rengi de bu arkadaşmış. Font size 20, font weight Bolt. Yazısının rengi de bu arkadaş. Bakıyoruz hemen. Evet tamam tasarıma bakıyorum. Şöyle. Tamam. Güzel. Bu 24 pikselmiş. Bu 20 piksel. Bu 20 piksel. Bence o zaman genel olarak buna margin batım 20 piksel diyebiliriz. Ve bu arkadaşımız paragrafın kendisi. Bu arkadaş da paragraf. Sanırım ikisi de bunların aynı. Neymiş? Medium. Ve 16 piksel. Aynı şekilde renkleri de buymuş. H3 ile aynı renk mi bunlar? Aynı renk. O zaman şöyle komponentin kendisine renk verelim. Bunu ekstradan bir şey vermeyelim. Paragrafımız font size 16, font weight 500 olacak. Yani medium. Ee, ve line height'imiz 23'müş. Line height 23 piksel diyelim. Şöyle bir paragrafımızı ekleyelim bakalım şuraya nasıl gözükecek görelim. Evet, paragrafımız şu an bu şekilde gözüküyor. Ee, burada medium doğru demişiz evet tamam. 52 piksel'likte bir şey var. Burada 40 pikselmiş. Burada paragraf yok. Şimdi ne yapabiliriz? O zaman genel olarak 40 piksel mi versek acaba paragrafa? Peki paragrafa margin bottom 40 piksel diyelim. Sadece şurada şey yapabilirim artık. Actions diye bir şey oluşturayım. Burada iki tane A olacak. Bunların bir tanesi cancel, bir tanesi start ya da buton da olabilir bilmiyorum. Size kalmış. Cancel diyelim. Start diyelim. Buna e, ne bileyim, e, aktif diye bir klasla verebiliriz. Şimdi bu actionsların benim komponent birime özel olsun, o yüzden burada yazayım. Display flex diyeceğim, justify content, space between diyeceğim, bunları yan yana getireceğim. Hatta isterseniz şey yapalım artık ya. Şu arkadaşları şöyle yapıp, şunların ikisini yan yana getirelim. Yazarken görme şansımız olsun daha iyi olur. Bakın şunu koymadığım zaman böyle şimdi birisi solda birisi sağda atmış olduk. Bunun içerisindeki butonlarımızı da düzenleyelim. Hemen butonlarımız normalde 48 pikselmiş yüksekliği. Daha sonra e, şu 1 piksel ve yani 104 diyor ama bence şey vermek daha mantıklı. İç boşluklarına bakalım 30. Bununki de 30'dur. O zaman padding 0'a 30 piksel diyelim ve border 1 piksel solid bu arkadaş diyelim. Backgroundum transparent olsun. Tamam. Ve aynıca bunun içerisindeki elemanım da yine medium ama 14 pikselmiş ve rengi de buymuş. Aslında rengini buradan alacak zaten otomatik olarak. O yüzden direkt font size 14, font weight 500 diyebilirim bu arkadaşlara. Radiuslarım varmış. Radiusum da 10 piksel. Border radius 10 piksel. Ve yapacağım şey aktif olduğunda şu arkadaşı alıp bunun arka planına ve border'ına atamak olacak aktif olanın. Border color da aynı şekilde böyle olacak. Ve yazısının rengi de beyaz olacak. Güzel. Bunlara bir de cursor pointer verebilirim belki arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu arkadaşımızın işi bitti. Tamam mı? İlk komponentimiz hazır. Komponentlerimizin kendisine margin vermeyelim de şöyle bir tane divider diye bir şey oluşturup height 50 piksel diyebiliriz. Aralarına 50, 50 piksel mesafe açalım komponentlerimizin. Göstermek adına sadece. Geliyorum komponent dedim. Sonra komponent 2. Bu sefer de neyi yazacağım arkadaşlar? Şu arkadaşa yazacağım. Hemen şöyle geldim. H3 link dedim. Sonra şöyle bakıyorum. Nelerim var? To this page. My Profile ve Custom URL. O zaman şöyle ule liderim. Burada artık label'ın içerisinde önce bir input'um olur. Tipi radio olur. Name'i de ne bileyim link olsun atıyorum. Value'su da atıyorum. 1 olsun şimdilik. Ve paragraf olarak da şu to this page böyle yazabilirim. Bunlardan 3 tane daha olacak. To this page My profile ve custom URL, e, custom URL. Tamam, bunları ekledim. Şimdi bunlara bastığım zaman herhangi bir tanesini seçiyorum artık, doğru mu? Ee, şey ne peki? Normalde şunlar 16 piksel, şu renkmiş. Yine aynı renk zaten. bunları vermeme gerek yok. Regular mı değil herhalde normalde regular. Şöyle bir bakalım. Bunlar ben hepsini bastım mı o yüzden mi? <laughs> Medium'muş tamam medium. Yani label'larımızın kendisine medium vereceğiz. Ama bunu da component 2'ye özel yapalım isterseniz. Yani şöyle 2 olduğunda bir de genişlik de verelim tabi buna. Neymiş genişliği? 300 piksel. Ve içerisindeki ule li label'larıma e, font size 16 piksel diyeyim. Zaten 16 piksel ama biz yine de yazalım 16 piksel diye. Font weight'im ise 500 olacak. Bu li'lerimin arası ne kadar peki? Şöyle baktığımda 25 piksel. Yani margin bottom margin bottom 25 piksel diyeceğim ama bunu şöyle de yazabilirdim. Not last child dersem son eleman hariç marginini aşağıdan 25 piksel vermiş oldum. Bunu verdikten sonra artık şuradaki inputumuzu özelleştirmeye başlayalım. Border'ı varmış 26'ya 26'ymış. Yani bunun içerisindeki inputuma appearance non dersem o özelliklerin tamamı gidecek. Width 26 piksel, height 26 piksel, border bu arkadaş diyorum. Ve border radius 50 yüzde diyerek bunu yuvarlatıyorum. Label'ıma aslında display flex align items center diyerek ortalayabilirim. Ve buna her ihtimale karşı minimum bir genişlik vereyim 26 piksellik. Çünkü flex kullanınca sıkıştırma ihtimali var. Bunda bunun arasında da 15 piksel varmış. Yani margin right 15 piksel diyorum. Güzel. Ve bununla bunun arasındaki 25 pikselleri de ayarladık. Artık yapacağım şu, buna ben bir Cursor Pointer diyeyim arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir tanesine tıkladığımda yani input'um checked olduğunda mesela input'umun arka planını red yapıp anlayabilirim checked olup olmadığını. Ama tabii benim burada yapmam gereken şey şu olacak. Bakalım input'uma before verebiliyor muyum? Before content dedim. Böyle boş bir content hatta şöyle x yapayım bir. Tamam gördüğünüz gibi before verebildiğime göre şu arkadaşım before oluşturacağım. Ben yani şöyle renk kodumu aldım. 16 16 Width 16, height 16 piksel. Arka plan rengi bu arkadaş. Yine border radius'u da 50 yüzde diyorum. Gözükmesi için buna şöyle bir şey yapacağım. Position absolute top 50 yüzde left 50 yüzde diyeceğim. Tabii şuna pozisyon relatif vereyim ki içinde kalsın bu arkadaşların. Evet şimdi tam ortaya çekmek için de transformla translate'i kullanacağım. Eksi 50 yüzde, eksi 50 yüzde yani x ve y'den çektiğim zaman tam ortada duracak bu şekilde. Ayrıca şunu da yapabilirim. Scale de ekleyebilirim. Nokta 7 olsun atıyorum ve e, şeyi de opacity'si de 0 olsun başlangıçta. Buna şunu yapacağım. Ne zaman ki bu arkadaşım checked oldu onun before'unu seçip opacity'sini 1 yapayım. Sonra transform'u yine şöyle alacağım. Scale'i kullandığım için şunu bir daha yazmak durumundayım. Aslında buna bir şey getirebilirler ya. Bunu 1 yapacağım. Bakalım. Şu an işe yarıyor ama bir animasyon yok. O yüzden şöyle bir animasyon da yazalım. Before'umuzun kendisine bir transition ekleyelim. 300 milisaniye ol diyelim atıyorum. Ve gördüğünüz gibi hafif bir animasyonla Kolay bir şekilde. Bu sefer input'umuza şey yapmadık. çekti olduğunda şunu kontrol et dedik ama hani input'umuzu gizlemedik. Onun yerine appearance non diyerek input'un varsayılan özelliklerini kaldırıp biz kendimiz sitelendirme işlemi yaptık. Bu da kullanılabilecek art alternatiflerden bir tanesi. A aklınızda bulunsun. Bu arada ee, bu normal şartlarda bu nasıl 50 ya? Bir garip durmuyor mu şu link? Yani demek ki Neyse da öyle garip duruyormuş zaten. Bir garibime gitti ama yani. Bizdeki de aynı da. Bu Bolt değil mi ya bu arada? Bolt. Evet. Tamam. Peki. E, bunu da hallettiğimize göre diğer arkadaşımıza yani son komponentimize geçip biraz mantık yürüterek bir şeyler yapmaya çalışabiliriz orada da. Komponent Komponent 3 Burada yine hemen H3 tax diyorum. Paragrafımı koyayım şöyle. Paragrafımın içerisinde şu arkadaşları yazdım. Evet tamam. Şuradaki stil işlemlerinden dolayı zaten buraya da stillerimiz geldi. Hani ekstra bir şey yapmama gerek kalmadı. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şu alanı oluşturmam lazım bir kere benim. O yüzden şöyle diyeyim. Tags diye bir şey oluşturayım. Ve burada önce tasarımımızı yapalım. Önce tasarlayalım. Şunların her birisi Klası tak olan spanlar olsun ve mesela management atıyorum. Burada bir tane de butonlar olsun bunların x diye. Bir, ikinciye hemen verelim web tool. X dedik. Üçüncüyü verelim hemen şöyle. Ne bu online tool. Şöyle. Ve son olarak dördüncümüz project management. Tabii şurada biraz fazla oldu da. Şimdi yan yana geldi. E bir de şurada bir boşluk var. Burada aslında bir gizli input'umuz var bizim. Yazabileceğimiz bir alan olması lazım. Doğal olarak da o input'umuzu da bir oluşturalım. Input dedim. Atıyorum placeholder, etiket. Lan şu E'yi düzelteceğim ya. Etiketi yazın. Tamam. Şimdi gelin önce komponent 3'ümüzün bir genişliğini ayarlayalım bakalım. Şöyle ne kadar genişliğimiz? Alt, e, 567 bit 567 piksel. Bu arada sıfırlamada box sizing koydu, koydum, ki o paddingler falan filan borderlar etki etmesin diye. Hani siz de koyun unutmayın arkadaşlar. Şimdi içerisindeki tagzıma ne vereceğim bir kere? Öncelikle bir border veriyorum. Ve iç boşluk veriyorum 10 piksel. Border 1 piksel solid bu arkadaş. Padding'im 10 piksel. Border radyosum da Herhalde 10 pikseldi. Bakarız şimdi. Şöyle geldi. 10 piksel mi? Evet 10 pikselmiş. Şöyle yakınlaştırarak hemen şeylere bakalım. Arka planı şuymuş. 38 pikselmiş. Yani span taglarım. Tag. Hate. 38 piksel. Display. Inline flex diyelim hadi. Align. Items. Center diyerek ortalayalım. Background'ım bu arkadaşmış. Ve... Buradan 15 buradan 6 yani yukarıdan aşağıdan vermeme gerek yok soldan 15 sağdan 6 padding 0 6 piksel 0 15 piksel diyeceğim ve Arkadaşlar bunda bunun arasında da onar piksellik şey varmış onu şimdi şöyle yapacağız birazdan ayarlayacağız şimdi ee, şu arkadaşa bir bakalım bu arkadaşa açtık mı biz acaba burada farklı bir font var gibi duruyor da işte yoktur herhalde diye tahmin ediyorum <laughs> Font size 14'müş. Bir kere şurada font size'larını 14 yapalım. Ve ayrıca şuradaki x'lerimiz 26'ya 26'ymış. Yani bunun içerisindeki butonum width 26 height 26 background FFF border radius 50 yüzde diyorum. Buna yine min width verelim her ihtimale karşı. Ayrıca bununla bunun arasında da bir 5 ya da 4 piksellik bir boşluk var arkadaşlar. Buraya kadar okey. Şimdi ben taksıma display flex verirsem bunların hepsi yan yana gelecek. Ama flex wrap, wrap dersem taş, taşlı yerde aşağı satıra inecek artık. Bir de bunlara gap 10 piksel dersem gördüğünüz gibi buralardan da buralardan da araları 10'ar piksel açılmış oldu. Zaten buradaki mantıkta da bu buradan devam edemeyeceği için bir alta inmek durumunda kalıyor sevgili arkadaşlar. Buraya kadar da okey. Inputumuz da şöyle yapalım. Tag'ı şöyle bir bırakıp input diyelim. Flex 1 olsun yani background red diyeyim. Anlayalım ne demek istediğimi. Kalanı doldurdu input. Normalde bu olmasa belli bir standart şeyi vardı. Ama buna bir de min-width 120 piksel olsun. Yani 120 pikselden aşağı olursa bu sefer alt satıra geçsin bu arkadaş. Bu da yine font size 14 olabilir. Padding 0'a 10 piksel olabilir ve sonuç olarak böyle yazacak. Enter'ladığı anda şuraya yeni bir tane gelmesini istiyorum ben açıkçası. Tamam buraya kadar okeyiz. Bir de hover olduğunda şunları bir hemen düzenleyelim. Yani tagıma hover olduğunda bir kere arka plan rengim şu olsun. Bakalım. Buna aynı zamanda kursor pointer da diyelim. Bu arada ben bir kedimi alayım içeriye. Çok şey yaptı. Evet devam edebiliriz. <laughs> Bunların radyusları var değil mi? 5 piksel. Ben onu unuttum önce. O radyusları bir ekleyelim. Border radius 5 piksel diyorum. Evet. Bilmiyorum sizde gözüküyor mu? Ama şöyle biraz daha yakınlaştırırsam. Evet gözüküyor sanırım. Ve bunun içindeki şu arkadaşımız. Onu da hemen ne yapacağım? Ne yapacağım? Ee, background Hover olduğunda butonumun arka planı olarak bunu belirleyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Evet. Ve yazısının rengini de tabii ki beyaz yapabilirim. Evet. Tamam. Bir de shadow'a ihtiyacım var. Burada bir de shadow var çünkü gördüğünüz gibi. 0, 13, 10, eksi 10. 0, 13, 10, eksi 10. Box shadow 0, 13, 10, eksi 10 piksel. Ve RGB diyeceğim. Bu rengin nesi? Yüzde kaçı? Yüzde kaçı? Yüzde 20'si yani nokta ikisi. Hemen bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi shadowumuz da geldi. Şimdi shadowumuz doğru mu lan? Doğru evet. Kötü bir shadow bence ama neyse. Ee, bu arkadaşlarımıza şeye aslında biz cursor pointer verdik ya bence bunu butonumuza verelim. O daha mantıklı çünkü ben butona tıkladığımda bunu sildirmek istiyorum buradan açıkçası. Bu arada normalde bunun için tabii ki eklentiler var bir sürü ama biz kendimiz yazmak ister isteseydik nasıl yazardık edasıyla yürüdüğümüz için sanki tek derdimiz buymuş gibi. <laughs> o yüzden biz yazacağız. Bu arada şunu şöyle varsayan olarak durması için bir tanesine checked koyabilirim. Başka bir şey yapmama gerek yok. Zaten checked'i kontrol ettiğim için CSS otomatik geliyor ona. Şimdi burada buna bir transition ekleyebiliriz. Ne ekleyebiliriz? Mesela buna transition ne 300ms background color 300ms box shadow desek bakalım. Evet gördüğünüz gibi şey de yapabiliriz. Butonumuza da transition 300ms background color 300ms color. Sonuç olarak hepsi artık animasyonlu bir şekilde gözüküyor. Tamam. Şimdi artık arkadaşlar yapmamız gereken bizim şu etiketleri yazdırmamız lazım. O yüzden ufak şaba sıkıp yazmaya başlayacağız. Şöyle bir şey düşündüm ben. Şimdi burada artık bunlara ihtiyacım yok. Şunları bir kaldırayım. Farz edelim ki böyle bir yapımız olsun, tamam mı? Benim yapacağım ilk şey şu olmalı. Bir tane de şöyle buna bir klas ekleyelim. Mesela ne diyelim? Ne bileyim? e, ee, şey tags input olsun bu da klası. Çünkü bunu kontrol edeceğim şey tarafında. E, ee, tags'ı seçeceğim JavaScript tarafında. Atıyorum şöyle bir şey olacak mesela. New diyeceğim. Tags input diyeceğim. Ve burada document query selector bu arkadaşı böyle seçip kullanacağım. Tabi böyle kullanabilmem için önce hatta şöyle küçük demek camel case yapalım şöyle. Tags input. Önce bir fonksiyon oluşturuyorum bu isimde. Dolayısıyla bu fonksiyonu bir parametre olarak neyi? Eli gönderiyorum. <laughs> yani elemanımın kendisini. O zaman noktal eşittir l diyorum. Artık şunu yapmış oldum. Bu fonksiyonda this, l diyerek şu elemanımın kendisine ulaşabileceğim. Bundan sonra bir şey daha oluşturmam gerekiyor. İçindeki input'u seçip onu da dis.input diye atıyorum şey yapabilirim. L nokta query selector tags input'u bulup onu da seçtim. Artık bunu tags input prototype mesela e, ne diyebilirim? E, atıyorum x dedim. Tamam console .log. diyebilirim ki this nokta L ve ben bunu burada çağırırsam this x Bakalım ne olmuş. Konsolumuzu açalım hemen şöyle bir. Yani gördüğünüz gibi bu elemanıma erişebiliyorum. Şimdi yapacağım ilk şey ne? Yapacağım ilk şey arkadaşlar. Şunu aşağı indirmek önce. <laughs> Hatta bunu aşağı indirmek. Şu komponenti de yukarı çıkartayım. Sayfayı yenileyip duruyor ya. Tekrar aşağı indirmek durumunda kalıyorum. Onu yapmayalım. Divider. Evet tamam. Şimdi ben buradaki bir input'a bir şeyler yazıp enterladığımda zaman buradaki değeri alacak buraya span olarak ekleyecek kısaca ilk başta bunu yapmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ne yapalım mesela ee, input input watch diye bir şey yapalım ya da <laughs> şöyle bir şey yapalım tamam burada this input add even listener diyelim. Burada neyi dinleyeceğim bu input'ta? Key up'ı dinleyeceğim herhangi bir değişiklik olduğunda arkadaşlar. Burada event'ımı alıyorum değil mi? Yani console.log e'yi şöyle bir dinleyip bakayım neler var. Bakın her yazdığımda key ile hangi harf olduğu belli. Peki enter'a basarsam enter. O zaman şunu diyebilirim artık. If diyeceğim e nokta e.key enter'a basılmış ise artık burada yapacağım şey benim gidip bir metot çağırmam lazım. Mesela addTag diye bir metot tanımlayayım ve yapacağım şey şu olacak. This nokta diyeceğim ve neyi göndereceğim? Bunun i nokta target nokta valuesunu göndereceğim. Normal şartlarda bunun değerine bir bakalım. Yazdığım değeri böyle alabiliyor olmam lazımdı. Evet tamam. Ben bu metoda yazdığım değerle birlikte gönderdim. Yani şurada tagımı alıyorum. Yapacağım şey ne? Bunu da biliyorum artık. Benim buna prepend etmem lazım. O yüzden şurada prepend diye yazmışız. Parent'ım benim buradaki this elim. Sonra insert before diyorum. Buradaki elim, elemanım ise benim oluşturacağım eleman. Normalde HTML tarafında nasıl bir eleman oluşturduk? Şöyle span tag değil mi? İçinde atıyorum yazımız ve Burada da bir tane butonumuz vardı. Doğru mu? Bakalım. Böyle bir şeydi. Evet. Pekala. O zaman biz de bir span oluşturalım. Document create element span dedim. Span class name'i tag span inner text'im ne? Ee, benim buradaki tag'ım olacak. Değil mi? Ne yazdıysam etiketim artık. Daha sonra bir tane de buton oluşturalım document nokta button bu butonumun içeriği x olacak ve bunu butonumu spanıma ekleyeceğim appendChild button diyerek daha sonra da bu spanımı nereye this nokta l bir şeyle insert insert neydı <laughs> insert before Tamam. Ne yapacağım? Sıpanımı ekliyorum. Nereye? this el parent şey first child şeklinde. Şimdi deneme deyip enter'layalım. Gördüğünüz gibi add tag is not function dedi. Yani buradaki this ile buradaki this aynı değil. Şuradaki e, fonksiyon içerisinde this'im farklı bir şey. O yüzden ben bu this'i bind etmek istersem şu fonksiyonun bitişini görüyor musunuz şurası? nokta bind deyip dis dersem dışarıdaki dis'i bind etmiş oldum. Artık bu dis dediğim zaman şuna da erişebiliyor olacağım. Deneme yazıp enter'layalım ve gördüğünüz gibi başarıyla buraya eklendi. Tamam. Şimdi bu güzel. Şunu silebilirim artık örnek olması açısından koymuştuk. Geldim buraya test dedim. Hop ekledi. Deneme dedim. Hop ekledi, değil mi? Şimdi önce ne yapayım? Enter'a bastığım anda eklesin ve şunu yapsın ama aynı zamanda. E target volume'u sıfırlasın. Doğru mu? Bakıyoruz. Deneme. Bakın sıfırlandı. Test. Bakın sıfırlandı. Şimdi ikinci bir yapmam yapmamam gereken şey de iki kez aynı şeyi eklemek arkadaşlar. Bakın ne oluyor? Burada bir problem olmaya başlıyor fark ettiyseniz. Sürekli test 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 diye ekliyorum. Ama öncesinde isterseniz şunu yapalım. Deneme dedim. Ya da önce tamam şeyi yapalım. İki kez aynı şeyi eklemesin. Bunu yapabilmem için o zaman benim şöyle this tags diye bir tane boş bir array oluşturmam lazım. Ve ne zaman yeni bir tag eklense burada benim this tags'a bunu push'lamam lazım. Tamam mı? Push. Ve artık şurada enter'a basıldığında ben şunu kontrol edebilirim arkadaşlar. If derim this tags uh, includes ne? E target value. Eğer böyle bir değeri var ise o zaman alertle diyeyim ki şöyle e, e target value değeri zaten eklenmiş. Şimdi bakalım hemen test yazdım enterladım test yazdım enterladım test değeri zaten eklenmiş dedi ama tamam dediğim anda bunu tekrar ekleyecek. O yüzden bunu yaptıktan sonra şuraya return diyelim boş yani artık o şeyi durduralım bir şey dönmesin ve aşağıdaki kodlarım çalışmayacak. Hemen bakıyorum. Test. Test. Gördüğünüz gibi benim bir şey yapmam gerekiyor. Ayrıca şunu da kontrol edeyim. If e target value trimleyelim bir de. Boşluksa diyelim ki lütfen bir etiket girin. Bunu da returnliyorum ki şey olmasın, sıkıntıya düşmeyelim. Yani ben enterladığım zaman lütfen bir etiket girin dedi ve eklemedi arkadaşlar. Tamam. Peki e, ne yapabiliriz başka? Düşünüyorum şöyle bir test dedim. Test dedim. Eklemedi. Yeni bir tane deneme diyelim. Ekledi. Adana diyelim. Ekledi. Artık yapacağım şey şu. Buradaki butonlara klik olduğunda benim bunu silmem gerekiyor. Remove etmem gerekiyor. E butonumu zaten biliyorum arkadaşlar. Burada. O zaman bu butona bir even listener eklerim. Klik diye. Ve ne zaman ki bu butona tıklandı. O zaman yapacağım şey şu olacak. Spanımı remove edeceğim. Bakalım bunu yaparsam direkt böyle işe yarayacak mı? Deneme, test, typhoon. Sil dedim. Bakın başarıyla sildi. Testi de sildim. Peki testi tekrar eklemek istediğimde test değeri zaten eklenmiş diyor. Buradan sildiğim zaman benim aynı zamanda bu this tax'dan da silmem gerekecek. Doğru mu? Yani şunu yapmam gerekecek. This tax eşittir. tax filter. Tamam. Takımın burada her bir takımı alıyorum. Peki benim ne yapmam lazım? Şu takı kontrol etmem lazım. T denk değilse taga. Ve bu şekilde yapacağım. Ama tabii ki burada da disim farklı olacağı için burada da yine disimi bind etmek daha doğru olacaktır. Yani test dedim, deneme dedim, Adana dedim. Adana'yı sildim, tekrar Adana dedim, eklendi. Test dedim, gördüğünüz gibi var ama testi sildim ve tekrar ekledim başarılı bir şekilde eklendi arkadaşlar. E şimdi buraya kadar her şey güzel. Şöyle deneme diyelim. Burada neden böyle şey çıkıyor? Önce küçük gözüküyor arkadaşlar. Sebebi çünkü inputumuzun yüksekliği 18 pikselmiş. Halbuki butonlarımızın 38. Dolayısıyla SAS tarafını yani CSS tarafında height 38 piksel dersem o zaman başlangıçta da yine böyle bir şey olacak ve ben bunu eklediğim anda buraya geldi. Adana haber test. Boşluklu da ekleyebiliyoruz bu arada normal. Ve şöyle tasarımımız da, Şimdi ne yapabiliriz? Başka onu düşünüyorum. E, şunu yapabiliriz arkadaşlar. Mesela ben burada bunu bir değişkene aktarırım. Atıyorum ne bileyim const e, tag diye. Mesela burada bir metot olsun ve ben bunu konsola bastığım zaman... Şu tags'ın içerisindekileri şey yapsın. Atıyorum diyeyim ki şurada tags input, prototype, show tags diye bir şey olsun. Geriye de aslında this tags. Yani normalde şeyden de erişebilirim de hani tag show tags diye bir şey olursa daha güzel olur. Bunu ne zaman ama? Bunu da şöyle basit bir şey yapalım şimdilik. Şuraya bir buton koyayım arkadaşlar. Class show tags olsun. Etiketleri göster diyelim. Burada Document Query Selector Show Tags'a bir Even Listener ekleyeceğim yine. Klik olduğunda şunu yapsın. Tax tags, Show Tags'la konsola basacak kısaca. Yani test dedim. Deneme dedim. Adana dedim. Etiketleri göster dedim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadı. Çünkü sadece geriye döndürüyor değil mi? Benim bunu konsola basmam lazımdı. Pardon. <laughs> deneme Adana test. Etiketleri göster dedim deneme Adana test Adana'yı sildim etiketleri göster dedim Deneme sildim Deneme tamam süper Sadece yani normalde Ben bunu alıp istersen bunu Ayaks'ta Gönderebilirim ama bu ihtimali e, Haricinde şunu da Yapabilirdik arkadaşlar e, Mesela bunu başlatır başlatmaz Şurada elemanımın hemen Öncesine ben Bir adet ya da hemen sonrasına Append child ile atıyorum ne yapabilirim? Bir input oluşturabilirim. Hidden bir input. Yani const input derim. Document create element input. Sonra input type'ım hidden. Ee, input name'im yani burada işte şöyle yapalım. Options'larda name varsa ya da tags olsun burada varsayılan olarak. Options diye bir şey koyacağım ikinci parametreye. Ve burada this options Options diyeceğim. Tabii options'ım yoksa bu bir boş bir obje olsun arkadaşlar. Varsayın olarak böyle de koyabilirim. Velhasıl eğer options'a ben bir name girmişsem bunun name'i belli olsun. Ona göre name'ini ayarlasın. Ve bunu nereye ekleyeceğim? Disel append child input diyerek bunu benim böyle ekleyebilmem lazım. Bakalım ekleyebilmiş miyim? Evet hidden olarak tags name'iyle eklenmiş. Ama ben ne zaman ki şurada optionslarıma şöyle yani bu ne demek arkadaşlar bunu şöyle bu ne lan <laughs> şunların hepsini şey yapayım de da daha okunabilir olsun. Normalde const atıyorum el diyeceğim. Elemanımı seçtim. options optionslarım burada. Bunu da el ve options olarak başlatıyorum. Ama sadece ne yaptım ben? Bunun yerine aldım. Şuraya koydum. options'ımda da şu objemi aldım şöyle options'ın yerine koydum. Tamam objem bu. Artık şunu diyebilirim. Mesela name etiketler. Bakıyorum. Ee, ne oldu lan? Document is. Ha pardon şurada şey yanlış yapmışım ya. <laughs> şöyle bakıyorum bakın name'im etiketler. Yani options olarak gönderirsem ben o değeri alacak burada. Yoksa da tags'ı alacak. Burada okeyiz. Birkaç options daha yapabiliriz. Mesela minimum length diye bir şey kontrol edebiliriz. Ve deriz ki if e target value trim sonra length atıyorum küçükse neyden? This options min length'ten o zaman deriz ki minimum hemen şöyle değerimizi alırız. Um, this options min length karakter ol Olmalıdır diyorum. Tamam geriye de return yapayım yine devam ettirmesin. Peki burada normalde hiç göndermezsem option'ım ne olacak? Hiçbir şey olmayacak ekleyecek. Yani bir karakterliği bile ekleyecek. Ama ben burada olur da minimum length'imi 3 karakter yap dersem o zaman atıyorum evi eklemez. Ama ee, ne bileyim Ece'ye ekler 3 karakterden veya daha büyükse ekleyecektir. Aynı şekilde max length'i de belirtebiliriz. Mesela max length'te 6 karakter olsun diyelim. 6 karakterden daha uzun bir etiket giremesin der isek yine buradaki arkadaşı alıyorum. Kopyaladım. Bu sefer şöyle büyükse diyeceğim max length'ten. Ve maksimum min değil artık burası maksimum şu karakter olmalıdır. Tamam. Yani ben Typhoon'u ekleyebilirim ama Muhammed'i ekleyemem maksimum 6 karakter olmalıdır dedi. Ben bunu göndermezsem hiç peki sıkıntı yaşar mıyım? Ona bir kontrol edelim. Tayfun'u ekledim. Muhammed'i ekledim. Tamam sıkıntı yok. Yani minimum maksimumu gönderirsem onu kontrol edecek. Göndermezsem kontrol etmeyecek sevgili arkadaşlar. Başka ne yapabilirim? Maksimum etiket sayısını yani max tags diye bir şey e, gönderebilirim. Mesela 3 tane etiket eklesin daha fazlasını eklemesin. Bunu kontrol edebilirim. Bunu da yine burada Enter'a bastığımızda şurada bir yerde mesela ne olabilir? Bu if e, this tags length'ini alırım bu sefer. Ama artı 1 diyeceğim. Tamam mı? Yani şu etiket array'imdeki toplamı aldım. Büyükse this options max tags'tan o zaman diyeceğim ki maksimum etiket sayısına Ulaştınız. Daha fazla ekleyemezsiniz. Ve buna da return diyelim aynı şekilde. Tamam. 3 tane yazdık değil mi biz burada? 3. O zaman deneme, Tayfun, test, Adana. Adana'yı eklemedi. Maksimum etiket sayısına ulaştınız. Daha fazla ekleyemezsiniz dedi. Gördüğünüz gibi. Ne zaman ben bunu sildim? O zaman tabii ki deneme değeri zaten eklenmiş. Ha, pardon. <laughs> Yeni bir tane daha ekleyebiliyorum. Evet. Aynı zamanda şöyle max length ne bileyim 20 diyelim. Ya yani benim şu an düşündüğüm options'lar bunlar. Elbette farklı options'lar da olabilir arkadaşlar. Artık ne yapalım? Şu arkadaşları buradan kopyalayalım. Bir tane daha JavaScript dosyası oluşturalım. Tags input .js olsun. Bunu buraya koyuyorum ve sayfama da bu JavaScript dosyasını şurada dahil edeyim. tags input.js burada aslında yazacağım kod şöyle biraz daha küçültebilirim sanırım şunu bu kadar olacak arkadaşlar peki şunu düşünelim diyelim ki bundan iki tane olsaydı yani şuradan bir tane daha kopyalasaydım şöyle iki tane olsaydı ben buraya deneme yazınca ne oldu patladık değil mi şu an şunu eğer birden fazla varsa siz şöyle yapabilirsiniz ya t2 dersiniz buna t1 dersiniz ve atıyorum T1'i seçtiniz. Şöyle T1. Tamam mı? Aynı şekilde burada da şurada şeysiz yapalım. T2'yi seçtiniz. Bu şekilde çalışır mı sizce? Test deneme. Bakalım ne hatamız var. Identifier T1 ha pardon. <laughs> deneme diyorum. Bakın burası çalıştı. Test diyorum. Bakın burası da çalıştı. Şimdi burada normalde limitlerim vardı benim hatırlarsanız. Burada maksimum limite eriştim. Burada herhangi bir limitim yok. Çünkü buranın ayarları buna has. Buranın ayarları buna has. Ama böyle yapmak istemezseniz de şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada hiç t1 t2 falan girmeyeyim derseniz. Şunu yapabilirsiniz. Komponent e, 3'leri mesela. Yani document query selector all ile. Komponent 3'lerimi Şöyle array yapıp for each ile döneyim. For each e, component diyelim şöyle. Ve burada component, şurada şeyi çalıştıracağım. New tags input diyeceğim. Burada bunun yerine ne gireceğim? Component query selector diyeceğim. Tags. Böylece ne yapmış olacağım arkadaşlar? Orada... Heh. Hemen bakalım tekrardan. Deneme. Evet. Gördüğünüz gibi işe yaramadı. Neden yaramadı? Bakalım. Konsolda hatamız var. <laughs> cannot read property query selector. Niye? Query selector all. Komponent 3. Komponent. Ee, Yalan mı? Değil mi? <laughs> Console komponent diyelim bakalım. Query selector. Lan bir dur şunu git. Ha tamam. Şuradaki yukarıdakinden dolayı hata veriyormuş ya. Şunu şöyle kullandığımda hata vermeyecektir o zaman. Her ikisi için de başarılı bir şekilde çalışıyor. Tamam güzel. Şunu artık kaldırabilirim. Bununla bir işim yok şu arkadaşlarım var ya show tags. Yani sonuç olarak arkadaşlar birden fazla varsa böyle yapabilirsiniz. Şurada da options'larımızı yine yazalım. Mesela name, ee, ne bileyim product tags diyelim şimdilik. Burada formu gönderdiğinizde backend tarafınızda böyle alabiliyorsunuz. min length'im 2 ya da 3 olsun. max length'im 20. Max Taksim'da 3 olacak şekilde ayarlıyorum. Güzel. Güzel. Evet. Benim e, bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım keyifli bir e, ders olmuştur. Dediğim gibi Front End Eğili derslerine ben de devam etmek istiyorum. Ama farklı farklı şeyler yapalım istiyorum. E, o yüzden fikirleriniz varsa lütfen çekinmeden bana fikirlerinizi iletin. Ona göre biz de değerlendirip ne yapacağımıza karar verelim. Ek olarak Prototürk'e destek olmak için biliyorsunuz yapabileceğiniz tek şey ya katılla katıla kanala katılmak ya da e, Prototürk'teki herhangi bir reklama tıklamak olacaktır arkadaşlar. Bunu yaptığınızda desteğinizi göstermiş olacaksınız. Ben de bütün ilgi ve odamı buraya aktarabileceğim zamanla. E, kendinize çok iyi bakın diyorum şimdilik. Hoşçakalın. Aa ama e, bir, bir şeyi unuttum arkadaşlar. Hatta önemli bir şeydi bu. Şimdi varsayılan olarak benim etiketlerimde... Ee, bir şeyler olabilir değil mi öyle bir sıkıntım var o yüzden aslında şöyle bir şey yapabiliriz yani normal şartlarda e, ben buraya şeyi gönderebilirim ee, javascript'e derim ki values mesela atıyorum adana typhoon test diye böyle bir şeyim var diyelim ve ben bunu tag input'ta şurada e, şunu yapabilirim neyi yapabilirim neyi yapabilirim options'larımda If this options Bu ne lan? <laughs> birisi bir şey kesiyor. Values diye bir şey göndermişsem o zaman bunları döngüye sokarım. Yani this options values for each for each Bunların her birisi bir value alacak ve ben aslında burada şunu yapacağım. This nokta neydi benim şeyim? Add tag et tak value'yu bu şekilde benim ekleyebiliyor olmam lazım. Ama bakalım tabii ki ekledik mi ekleyemedik mi? Hatamız varsa göreceğiz. Evet, this options values for each is not a function mı? Çünkü şöyle bunu split yapıp virgülden parçalamam gerekecek. Bir dizi haline getirmem gerekecek. Sonuç olarak arkadaşlar test Typhoon Adana'yı da burada başarıyla görüyorum. Yani ben artık bir daha Typhoon yazdığım zaman zaten Maksimuma ulaşmışım da şunu sileyim Adana yazayım. Zaten var diyecek gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dolayısıyla e, bunu da yapmış olalım. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Yani burada göndermek yerine illa şunu da kontrol edebiliriz belki. E, burada ne bileyim yani burada data values diye bir şey yapıp Adana e, Tayfun test diyelim. Belki böyle bir şey yapabiliriz. Burada da şunu kontrol edebiliriz. Ee, neyi kontrol edebiliriz? Şöyle diyelim ki o zaman const default tax varsa options value'su yoksa this l data data list data list ta, values yoksa ereğim null olsun. Dolayısıyla ben şimdi şöyle kontrol edeyim bunu. Var mı yok mu diyeyim. Varsa diyeyim ki bu arkadaşı böyle yap diyeyim. Ekle diyeyim. Evet. Values of values. Şu. Data list. Data set miydi? Data set miydi ya? Ha? dataset değil miydi? This L data set. Console log. This L data set bir baksam. Ee, aslında bir tanesinde varmış values diye. Ha gelmiş zaten tamam. Ben alttakini eklemişim onu İsterseniz buraya böyle data values diye varsayılan value'larınızı ayarlayabilirsiniz. Ha bu arada bir şey daha unuttuk arkadaşlar sanırım. Bakalım. Ee, tabi bunu yaptık da bunun içine hiçbir değer atamadık. <laughs> yani burada yapacağım şey şu olmalı. Yeni bir tag eklendiğinde benim... This input'umun değil, this input'umu değil, şu arkadaşım aslında, yani bu input'um, o zaman ben bu input'u ne yapayım biliyor musunuz? Ee, şöyle yapabilirim, this hidden input desem aslında, ya da şöyle, tamam yine const hidden input diye, şurayı bir değiştirelim, hidden input, hidden input, hidden input. Ama aynı zamanda this hidden input eşittir, hidden input diyelim ki, ben şurada artık this nokta input'uma value olarak neyi e, this tax em, bu bir dizi bunu join'la virgüllerden parçalayarak koyabilirim. Teknik olarak baktığım zaman hatam var. Ne hatam var benim peki? Ne hatası lan bu şimdi durduk yere. Tam dersi sonlandıracağız. <laughs> join. Ne? this tax hmm, o zaman şöyle yapsam if this tax length yani herhangi bir değerim varsa bunu yapsam nasıl olur? Yine bir yerde bir hatamız var. Value neymiş bu value? This hidden input. Aa, da 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 da, 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 da. Ben bu şeye belki de append etmeden önce yapamıyorum muhtemelen değil mi? Öyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Peki şöyle bir şey yapsam. Bunu yaptıktan sonra desem ki value. Ee desem ki this elin içerisindeki query selector ile neyi bul? Hidden input. Hidden olanını bul desem. Bunu buraya aktar desem. Ve bunu bununla yap desem gördüğünüz gibi yine yemedi. Peki şunu aslında kontrol edebiliriz arkadaşlar. Console log this hidden input desek. Evet undefined dedi gördüğünüz gibi. Ama aslında peki e This hidden input undefined dedi de This l Doğru yani undefined Peki ben şu arkadaşı This hidden input eşittir bunu yaptığım zaman Nasıl undefined olabiliyor ya Ben burada konsol ile basayım bir console.log Şimdi burada hidden değil burada daha doğrusu var burada var. This this Adana desek ve burada this Adana desek undefined. Şimdi burada undefined olduğu zaman ee, nasıl bir sıkıntıya giriyoruz biz? Şöyle bir sıkıntıya giriyoruz arkadaşlar. Benim şey yapmam lazım aslında değil mi? Bunu ekledim. Tamam. Ondan sonra ha, bir dakika şunu eğer default tags varsa eğer bunu bundan önce yaparsam sanırım olayım çözülecek benim. Yani şunu da şöyle yapalım kısaca. Bunu böyle yaptığım zaman benim olayımın çözülmesi gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi ve burada da artık şöyle şunu yapabiliriz sanırım bir bakalım. Şu an Adana Typhoon Test diye geldi. Ama ben her ihtimale karşı her zaman bunu yapayım dersem nasıl olacak bir bakalım. Şimdi Adana Typhoon Test geldi. Adana'yı kaldırdım. Şimdi benim bunu tekrardan güncellemem gerekiyor normalde. Niye güncellemedi? Öyle mi? Distax. Bu kaldırma işleminde de bunu tekrardan yazmam gerekecek. Yani kaldırma işlemim nerede benim? Ben burada nerede kaldırdım? Heh şurada. Aynı şekilde şunu yapmam gerekecek o zaman bakalım. Adana'yı sildim. Evet test ve Tayfun kaldı. Tayfun'u sildim test kaldı. Bunu da sildim. Boş. Yeni bir tane ekledim. Deneme Adana. Türkçe. <laughs> tamam evet. Şu an işte ihtiyacımız olanları e, karşılamış olduk. Artık Product Tags e, adıyla be kendimizde de bu değeri alıp kullanabileceğiz arkadaşlar. Evet ee, artık videomuz bitti bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın